Tesbih aynı kuyumculuk gibi. Çok sabır isteyen bir meslek. Sabrı olmayan insanlar, yani insan biraz da sabrı öğreniyor aslına bakarsanız tesbih yaparken. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. İsmim Mustafa Kalaycıgil, 73 doğumluyum. İlkokula Şeker İlkokulu'nda başladım, şeker fabrikasının karşısında. Oradan ortaokul ve liseyi de şeker lisesinde okudum. O dönemde de aktif bir sporculuğum var masa tenisiyle alakalı. Aşağı yukarı 17-18 kere de Kayseri birincisi oldum. Kayseri'yi de Türkiye'de temsil ettim. Liseden sonra da okumadım. Kuyumculuğa geçtim. 92'li yıllarda. 91 mezunuyum zaten. Orada uzun bir müddet kuyumculuğa devam ettim. Sonra son 7-8 senedir de zaten tesbihe bir aşinalığım vardı. Seviyordum yani tesbih işini. Çok alım satım yaptım Osmanlı tarzında. Aslına bakarsanız o yıllarda ben pek okumak istemiyordum. Ticaretle uğraşmak istiyordum. Yakın akrabalarım kuyumcu olduğu için beni çağırdılar. Beraber başladık oradan kuyumculuğa. Sonra kuyumculuk alsata döndü. İstanbul'dan buraya işte toptan kuyumculuk yaptık uzun bir süre. Sonra da kendi iş yerimi kurdum 2002-2003'te falan. Oradan hem kuyumculuk yapıyordum hem tesbihle de uğraşıyordum. Tesbihe de bir ilgim vardı yani. Şimdi o dönemlerde bir dönem sigarayı bırakmıştım ben. Kendimi böyle biraz sanata vereyim dedim tesbihle alakalı. Nasıl olur, nasıl yapılır, nasıl satılır. Yani ilgi biraz da onunla, yoğunluğumu oraya vermek istedim biraz. O şekilde başlamış oldu. Tesbih aşama aşamadır. İlk önce ölçüleri çok önemli. Keseceğiniz parça veya emtia veya obje çok önemli. Müsait mi? Kesime müsait mi? Ve müşterilerin istediği ölçüler çıkıyor mu, çıkmıyor mu? İlk önce onlar ölçülür. Bir fizibilite aşaması olur, ölçüm aşaması olur. Ondan sonra ona göre yavaş yavaş ölçülerinde kesilir. Kesildikten sonra testereden sonra taslaklanır. Taslaklandıktan sonra delim aşaması olur. Delimden sonra da işlem aşaması olur. İmame olsun, taneler olsun. O şekilde sonra da cila yapılır. Ben çok basit anlatıyorum ama bunlar bayağı uzun merhalelerdir. Bazı tesbihler düz bir tesbihse 2-3 gün sürer. Tabii ki malzemesine göre de değişir bu. Bazı malzemeler kesilirken çok iyi çıkar. Mesela damla kehribardan bahsediyorum. Sonra malzeme çok gevrektir, serttir. İşlemesi çok zor olur. O zamanı 2'ye 3'e çıkarabilir yani öyle söyleyeyim size. Mesela 3-4 günde sade bir tesbih bitecekse, malzeme gevrekse veya hemen çatlıyorsa, müsait değilse ona daha fazla zaman gider, daha fazla özen gider, daha fazla çok sürer yani. 3 günse 5 gün sürer, 7 gün sürer. Bazı malzeme de çok kısa sürer. Ha işleme çok ayrı bir şeydir. Tanelerde ve imamelerde işleme yapılacaksa durumuna göre, yapacağın işlemeye göre 15 gün, 20 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay sürdüğü bile olabilir yani. Ağaç grubundan ondan sonra kehribar, sıkma kehribar, damla kehribar. Bunlar farklı farklı şeyler ama damla kehribarlar mesela doğal olanları. Yani 2-3 grup ayrılır. Hayvansal gruplar var. Biz onları pek tercih etmiyoruz. İkincisi ağaç grupları var. Üçüncüsü de kehribar grupları var. Hmm.
Şimdi bizim zamanımızda çıraklık şöyleydi. İlk önce çırak olacak kişinin, şimdi usta olarak bakacak olursak, mesela benim ustam veya bir başkasının ustası. Ben size kazancılardan örnek vereyim mesela, örnek olarak. Ailesine bakılırdı, çocuğun ahlakına bakılırdı ve belli bir dönem, böyle bir iki ay deneme aşaması olurdu. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra devam edecekse çocuk devam ederdi veya ustası karar verdi devam edecekse, öyle olurdu. Eskiden ustalar çok disiplinliydi, çok sert insanlardı. Ama tam ne öğretecekse tam anlamıyla hepsini böyle mütemadiye, milimetrik öğretirlerdi. Eksiksiz öğretmeye çalışırlardı. Çıraklar da öyleydi. Çıraklar da ustasını tam dinler, görevini tam yapar, dürüst olur. Bir saygı ve sevgi vardı. Ama şimdiye gelirsek, bunların ustalarda da var, yeni ustalarda da var, yeni çıraklarda da var. Bir saygısızlık var, lakaytsızlık var. İşe zamanında gelmeme var, sözünü tutmama var. Öyle de olunca sanat biraz yavaşlıyor ve sanatın değeri aşağıya doğru gidiyor. Biterse tabii ki üzülürüm. Ama ve lakin şimdiki çıraklara, çırak adaylarına da şimdi hayata atılmak istiyorlar. Biliyorsunuz ekonomik durumunu da düşünüyor çocuklar velhasılı. Hayata, yani ustaya nasıl söyleyeyim ben, tutunabilmek için veya bir yerde daha iyi bir para kazanıyor. Ustalıkla, çıraklıkla hiç alakası yok. Ama iyi para veriyorlar. İnsanlar oralara yönelmek zorunda kalıyor. Sanat o zaman işte geride kalıyor. Benim yanıma gelip de burada işte böyle ufak bir, küçük bir dükkanda çıraklık yapmak çok zor oluyor. İnsanlar biraz da bu gelişen yeni teknolojiler, şunlar bunlar, bu el sanatlarını yavaşlatıyor, geride kalıyor yani. Geçim kaygısı olduğu için insanlar el sanatlarını tercih etmiyorlar. Bu sebeple 30 sene sonra veya 20 sene sonra bu mesleğin yavaş yavaş kaybolacağını düşünüyorum ve bundan çok üzüntü duyuyorum. Teslim malzemeleri değişiyor, ağaç grupları var. Ama bir de katalin ve sıkma kağıdı var diye tabir ettiğimiz malzemeler var. Bunlar eski objeler oluyor mesela. Sümenlikler oluyor, kalemlikler oluyor. Biz bunları kesip tesmih yapıyoruz hepsini. Benim biraz elim açıktır. Yaklaşık belki 200-300 tane tesbih hediye etmişimdir. Zaman zaman unutuyorum. İnsanlar geliyorlar, işte Mustafa Usta bunu sen hediye etmiştin falan diyorlar. Tesbihi hatırlıyorum ama hediye ettiğim zamanları hatırlamıyorum. O zaman çok mutlu oluyorum. Mesela tesbihi satmışım veya yapmışım 3 sene, 4 sene evvel, 5 sene evvel. Kime verdiğimi de hatırlamıyorum. Simaları da hatırlamıyorum ama tesbihi gördüğüm zaman benim yaptığım bir eserse ki hemen anlarım, o zaman kendi iç dünyamda duygulanıyorum. Bu tarif edilemeyen bir hazdır, duygudur. Ta o zamana yaptığı, yani malzemesini bile hatırlıyorum o zaman, öyle söyleyeyim. İnsanları hatırlamıyorum ama yaptığım şeyi hatırlıyorum. Şimdiki nesle bir çağrım var. Yaşları ne olursa olsun, bir altın bilezikleri olsun elinde, yedek olarak. Yani cebindeki bir yedek meslek olarak düşün. Bir el sanatlarıyla alakalı bir meslekleri olsun. Yapsınlar yapmasınlar, gün gelir lazım olur. Avenir, usta belgeselini sundu.